Arkadaşlar hoş geldiniz. Sibirya soğuğundan hepinizi selamlıyorum. 1974 yılına uçuyoruz. Beyazlar Petros, yani Siyahlar Leşkovski. Bakalım kısa ama öğretici bir oyunu beğenecek misiniz? D4 at F6, C4 G6, at C3 fil G7, Şahin devam yolu oynanmış ve Siyahlar D6 devam etmiş. Burada fil E2 hamle tercih gelmiş Petrosyan'a. Normalde at F3, fil E3 gibi ana devam yollarından bahsedebilirdik ya da F3 tercih ediyor ama fil E2 oynanmış. Fil E2'nin birkaç tane enteresan fikri var. Mesela E5 oynansın. Beyazın D5 oyunu düşünelim. Kısa roktan sonra burada beyaz direkt olarak G4 sürebiliyor. Bakın G4, G5, H4, H5 çok hızlı bir şekilde saldırabiliyor. Aklınıza bulunsun. Mesela at D7 oynamaya çalışırsak burada H4 hani mesela C5 ya da C6 ile burayı parçalamaya çalıştığı zaman beyazlar G5, at D8, H5 yani beyaz hızlı bir şekilde file 2'nin verdiği avantajla birlikte saldırabiliyor şaklarında. Aklınıza bulunsun. Şimdi oyunumuza döndüğümüz zaman file 2 kısa rok atılmış. At F3 ve E5. E5 piyon alınmadığını yani yüzlerce videoda bahsettik. Çünkü D5, D5'ten sonra buradaki piyon aldığınız zaman siyahlar da bu atı açarak E5'teki piyon ata saldırıyor da kale E8'de bir şekilde bu piyonu geri alıyor. O yüzden piyon kazanamıyoruz. Kısa rok oynanmış. At C6. Eğer E'li D4 niye alınmaya diye sorarsanız kale D4, kale E8 böyle bir devam yolu var. Oynanabilir ama siyah bu piyonu almadan önce buradaki baskıyı devam ettirip at C6 ile baskıyı arttırmaya çalışıyor ilk olarak. Ve D5 sürmeyi tahrik ediyor. Şimdi D5 sürücü tabii ki beyazı alan kazanıyor ama zaten şeyindeki ana fikirlerden bir tanesi bu piyon sürdükten sonra bu adı E7'ye çekmek. F6'daki adı D7'ye E8'e doğru okları çizemedim. D7'ye E8'de elim titriyor zorluktan falan. H5'e çekebilirsiniz. Sonrasında F5 sürebilirsiniz. Yani ana fikir F5 sürmek olduğunu artık hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Şimdi at E7'ye burada Petrosyan hızlı bir şekilde B4 oynamış. Bu B4 hamlesi de aslında mantıklı bir hamle. Çünkü C5 sürebilirsek beyazlar hızlı bir şekilde. Siyah atını oynatıp F5 sürüp buradan gelmeden biz olayı vezir kanına bitirebiliriz. Mesela şöyle bir örnek verelim. B4 sürdüğünü düşünelim. Siyahlar da C6 sürsün. Burayı parçalamak adına. A4 sürelim. Mesela at D7 oynatsın. İşte F5 karesini boşaltmak adına. DC6, BC6. Bakın D6 karesindeki zaten piyon boşta. Buradaki piyon boşta olmasın diye at E8 oynayalım. Böyle bir senaryo deneyelim. Buna da yine DC6. BC6 aldığımız senaryoda artık C6'daki piyona saldırmak adına B5 sürebiliriz. Ve B5 sürüşünden sonra bu piyon hareket ettiği zaman mesela C5 sürdüğünü varsayalım. File 3, vezir D2, kale D1, D6'ya saldırabiliriz. D5 de boşta. Yani boşa dediğim bu karenin kullanımı tamamen beyazın kontrolüne açık. Tam cümleyi kuramadım galiba ama D5'in kontrolü komple bu beyaz atın elinde. Aynı zamanda A5, B6 sürüş şekli var. Yani 3-4 farklı fikre aynı anda imkan veren bir önemli bu B5 sürüşü. Şimdi bu sette beyaz B4 oynuyor. Yani niye oynadığını çalışmış olduk. Şimdi siyah da isterseniz videoyu durdurun. Çok zor bir soru olduğunu düşünmüyorum. Siyah sizce bu konuda ne oynuyor? Büyük ihtimalle çoğunuz A5 idiniz ki bence burada A5 en güzel hamlelerden bir tanesi. Çünkü beyaz A3 ile bekleyemiyor. Normalde buradaki piyonun A3 ile beklenebiliyor olması lazım ki hani siyahlar aldığı zaman bunu biz de alalım mesela beyazlarla. C5'i yine sürebilirim. Ama bu an, şu an alamıyoruz çünkü A1'deki kale boşta. Bu sebeple arkadaşlar burada A5 bence gayet makul bir hamle olabilirdi. Siyah at H5 oynamış. Fikir hemen F5 sürmek. At H5 hamlesine Petrosyan da buradaki ata saldırabilmek adına ve F piyonu önü boşaltmak adına at D2 oynamış. Bu hamleyi kesinlikle tartışmaya açmak istiyorum. Burada at D2 yerine mesela C5 enteresan bir tercih olabilirdi. Tabii ki at F4 oynayacak yine. Fil F4, F4, kale C1. Şimdi tabii bu konum aslında beyaza daha üstün ancak yani insan olarak bu konu oynamak istemeyebiliriz. Çünkü hem fil çiftine karşı oynuyoruz hem de buradaki bakın siyah kalenin çoğu zayıf. O yüzden bunu oynamayabiliriz. Yani bu konuda aslında çok rahat bir eleştiri de yapamayacağım gibi. Çünkü hani siyah fili vermek çok mantıklı değil. Fil F4'de o yüzden ben geçiyorum. Fil C4 hamlesine bakmak istiyorum. C5 sürdükten sonra C4 karesi boşaldığı için E2 karesindeki fil bence D4'de oturabilir. Buradaki at evet rahatsız ediyor ama şu an hızlı bir tehdidi yok. Mesela F5 süre konum parçalamaya çalışsın siyahlar. Bu şekilde saldırmaya çalışsın. Bizim eğer beyazlar oynuyorsak siyahın zaten fikrinin burada F5 sürmek olduğunu söyledik. Beyazlar oynuyorsak da olayı bir şekilde vezir kadar nasıl geliştirebiliriz ona bakmamız lazım. Aklıma gelen hamlelerden bir tanesi vezir B3 işte sonrasında at B5 D6'ya baskı yapmak. Diğer fikir de H3 oynayıp ya da kale B1 oynayıp biraz mantıklı bir bekleme hamlesine girerek siyahın ne yaptığını gözlemek. Siyah E4'ü mü alıyor? Efendim atı çekip F4 mü sürecek? Ona göre belki ben at G5'ten at E6 koyabilirim. D hattını açmak ve buradaki çaprazı açmak adına birkaç farklı fikirle oynayabilirim. En mantıklı fikirlerden bir tanesi bence bu konumda kale B1 oynamak. Çünkü B hattı açılabilir. D alır C5, B alır C5'ten sonra. Eğer burada siyah atı mesela H5'e gidip F4 sürmeye çalışırsa yani biraz
aslında zaman kaybederse. Arkadaşlar hiç ilgilenmenize gerek yok bu tarafla. C6 oynuyorsunuz. Ünlem bir hamle. Aldığı zaman DC6 açarak şah konum açıldı. B6 ile burayı kapatmaya çalışacaktır büyük ihtimalle beyazlar. Bunlar da artık buradaki piyon oyun sonu ciddi avantaj sağlıyor. Yani şah kanadından siyahlar kolay kolay artık gelemeyecek. Şöyle mesela kaleye bir oynayalım. Siz F4 oynamaya çalışın bu konumu. İsterseniz iki tarafa da hızlı hızlı birkaç tane mantıklı hamle yaptırmaya çalışayım ve sonrasında konum oluştuğu durumda kimi tercih edeceğinizi söyleyeyim. Mesela A4 oynuyorum. Şimdi siyah nasıl gelecek? Şimdi G5 oynaması lazım siyahın, doğru mu? G5 G4 sürmesi lazım. G5 sürmesi için ya bu atı oynayacak, atı oynatamıyor çünkü C6 piyonun böyle bir etkisi var. Hiçbir yere oynayamıyor. H6 ile G5 sürüşünü hızlandırabilir burada siyahlar. Buna da A5. Şimdi mesela G5 oynasın. Fikir G4 sürmek olsun. Arkadaşlar at G5 var. GG well played. HG5'e at boşlar. Yani bu at oynaması lazım. Şimdi at F6 oynasın. Bakın bu sefer de çok fazla hamle kaydetti. Yani G5 sürse bile ben H3'te mesela G4'e bir tık koruyabilirim. Mesela örnek vermek adına burada yine bir tane H3 oynayayım. Siz G5 oynayın. Yani bekleme hamlesi. At H2'yi çekeyim. Haydi bakalım G4 sür. G4 sürülemiyor artık. Ben artık kalemimi A6'da çiftleyeceğim. AB6 alacağım. Evet, çok fazla uzattım buraları. Geçiyorum. Oyunun güzelliği bozulmasın. Şimdi oyunda şöyle bir olay var. B4'de at H5 oynanmış. At D2. Ve burada siyah at F4 oynuyor. Beyazlar da fili güçle. Fili vermeden konumu savunmaya çalışıyor. Siyah hemen F5 oynuyor. İyice ben bu hattı açmak istiyorum diyor F hattını. Beyaz A4 oynuyor. Bu kanattan gelmek adına siyah önemli bir hamle imza atıyor. Videoyu durdurun ve siyahın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Reshovski tam okuyamadığım gibi G5 oynuyor. Buradan ben geleceğim diyor. Sen hazır mısın diyor. Şimdi beyazlar aklınızda bulunsun. Çok fazla piyona saldırı yapıldığı zaman F5 piyonu alıyoruz biz genellikle. G4 ve F4'ün kullanımı daha rahat olabilsin diye. Şimdi burada mesela H3 de olabilir ama tabii insan çok cesaret edemiyor bu hamleye. Beyaz E alır F5 tercih etmiş. At F5. Şimdi G3. G3 hamlesi belki biraz eleştirebiliriz. Çünkü çok fazla zayıflık veriyor. G3 yerine çok daha makul önemli. File 4 olacaktır. Dediğim gibi F5 bunu aldığınız zaman hemen bu çapınızı kullanmanız lazım. File 4 gayet mantıklı. Vezir G4 gelebilirsiniz. Duruma göre tabii ki bu at şu an açılıyor ama hani Vezir G2 gelebilirsiniz. At F3 oynayabilirsiniz. Burada siyahlar atları güzel ama piyona da ihtiyacı var bir şey açabilmesi için. Burada hat ya da çapraz. Şu an bir şey açamıyor. Sadece atlara yaklaştı. Vezirin bir şekilde buraya gelmesi lazım. Vezir E8'den gelebilir G6'ya H5'e. Bakalım siyah nasıl devam edecek diye devam edilebilirdi. G3 oynanmış. At F3 şah, şah G2 ve buradaki hamle çok güzel. Videoyu durdurun. Bu maçı seçmemdeki hamlelerden bir tanesi. Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Reshovski burada vezir D7 oynuyor. Ve fille veziri arka arkaya getirerek aslında H3 karesini kontrol etmiş oluyor. Burada beyazlar tehdidin ciddiyetinin farkında olmasa gerek fil A3 oynuyor. Fekir C5 sürmek. Buna da siyahlar hemen at D4 oynuyor. Hem buradaki çaprazı açtı. Hem F hattını açtı. Hem de merkeze bir at gelerek F3 karesine saldırdı. Çok çok önemli bir hamle. F hattındaki atın D4'e gelmesi. Ve burada beyazlar file 4 oynayarak filini atın ayağından kaçmış. Buna da siyahın çok güzel bir bitiriş hamlesi var. Bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşlar tabi videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Burada Reshovski diyor ki H3 karesine ben vezirimi gelmeliyim. Ve bu atı bir şekilde buradan kaldırmalıyım ki vezirimin önü açılmış olsun. O yüzden bu konumda siyahlar at F2 vuruyor sevgili dostlar. At F2 vuruşuyla birlikte beyaz yapabileceği çok bir hamlesi yok. Mesela vezir E1 gibi bir hamleyle beklemeye çalışalım. Vezir H3, şah G1, şimdi atalı E4. Mesela kale F8 alınsın bu konumda. Fil F8, at E4. Şimdi şöyle bir konuda baktığınız zaman hiçbir şey yok gibi gözüküyor ama en son at G2, iyi akşamlar Türkiye var, çatal var. Sonrasında kale zaten oyuna girebiliyor. Bu çatalın oluşmaması için mesela kale F2 almaya çalışalım. Buna da vezir H3 şah var. Şah G1'e de kale alır F2 var. Ki oyunda böyle olmuş. Şah F2 alan zaman da vezir H2 şah. Bu şah nereye gidecek? E3'e gitmek zorundasınız. Vezir çarpı G3 şah. Tabii ki hani E1'e de gidebilirsiniz. Hani zorundasınız derken. Yani buna yine vezir G3 şah var. Şah'ın gidebileceği tek yer F1. Flash 3 bir şah daha. Fil G2, vezir G2. Yani mattan beter oluyor. Diğer varyanta bakalım isterseniz. Diğer varyanta da şah 3'e gitmişti. Ve vezir G3'ten sonra artık bu şahın gidebileceği bir yer yok. Belki at F3 olabilir. Bunlar da yine fil F5. Yani tüm bu varyantlar sebebiyle beyazlar terk ediyor. Çünkü artık E4'teki at da alınacak. Kale F8 gelecek. E3'e git at alınacak. Tamamıyla savunulamaz. Berbat ötesi bir konum. Umarım maçı beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz tıklamayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.